Sevgili seyirciler, yeni 3 serisi 7. jenerasyonuyla karşımızda. BMW'nin en çok tutan modellerinden bir tanesi ve 7. jenerasyonuna geldi. 7. jenerasyonda en çok dikkatimizi çeken şey özellikle boyutların artması. Neredeyse 2 jenerasyon önceki 5 serisinden daha büyük hale geldi. Aracın uzunluğu, genişliği, yüksekliği ve içerideki sunmuş olduğu mesafelerde hep bir artış görüyoruz. Ancak yerden yüksekliği bir 4 milim daha alçalmış, yere biraz daha yakın hale gelmiş. Bu geniş boyutları tabii içeride oturanlara özellikle geniş ve ferah bir oturma alanı sunuyor. Özellikle bunu içeri geçtiğimizde daha net bir şekilde göstereceğiz. Dışarıda neler var diyeceksiniz. Ön tarafa baktığımızda BMW'nin artık o değişmeyen karakteri böbrekler biliyorsunuz. Böbrekler birleşmiş, daha büyümüş, genişlemiş. Ön ızgarada ve farlara baktığımızda ise ilk defa laser light farlar sunuluyor. LED farlardan sonra. Tabii bu da gece çok daha iyi, çok daha keskin, çok daha net bir görüş sunuyor. Ön tarafa baktığımızda BMW'nin o sportif aerodinamik yapısını çok net bir şekilde görüyoruz. Kaput üstünde yine BMW has kesimleri net bir şekilde görebiliyoruz. O kaslı, güçlü yapısını vurguluyor. Düz hatlar var gördüğünüz gibi kaputta ve çok geniş bir yapısı var. Böbrekler yine aerodinamiğe katkı sağlıyor sevgili seyirciler. Nasıl diyeceksiniz? Buradaki havalandırma kanalları aracın süratine göre, soğutmaya göre açılıp kapanıp daha aerodinamik ve tabii ki daha çevreci, daha az yakıt tüketen bir araç haline dönüşmesini sağlıyor. Şimdi isterseniz gelin hemen aracın yan tarafına, oradan da arka tarafına geçelim. BMW'nin yine karakteristik özelliklerinden bir tanesi C-Stun'un. Sevgili seyirciler, C-Stun'una baktığımızda aracın kupe benzeri bir görünüme kavuşması sağlanmış bunda da. Ve gördüğünüz gibi detaylarda buradaki krom değil, siyahlaştırılmış çerçeveler var. Araca daha sportif, daha ağırbaşlı bir görünüm sunuyor bunlar. Şimdi gelin arka farlara göz atalım. Çünkü bu karartılma detayı arka stoplarda da mevcut. Arka stoplara baktığımızda LED farları burada da görüyoruz. Alt bölüm kırmızı, çok net bir şekilde uzaktan aracın markasını, modelini belli ediyor ve üst bölüm az önce söylediğim gibi karartılmış bir şekilde tasarlanmış. Tamponun alt bölümüne baktığımızda ise çift egzoz çıkışı aracı yine o sportif karakterini, gücünü vurguluyor. Yeni 3 serisinin bagajına da hemen bir göz atalım. Elektrikli olarak açılıyor. 480 litrelik bir bagaj hacmi var. Yeni özelliklerden bir tanesi de eğer eliniz kolunuz doluysa ayak hareketiyle de bagajı açabiliyorsunuz donanıma bağlı olarak. Buradan bakıyorum 480 litre ama yükleme ağzı biraz dar, onu söyleyelim hemen. Buradan elektrikli olarak kapatalım. Hazır hacimden bahsetmişken 59 litrelik bir yakıt tankına sahip. Şehir içinde rahat kullanabileceğiniz ölçülerde. Yakıt tüketimi demişken de ortalama 6 litrelik bir tüketim değerine sahip 1.6 litrelik motorumuz. Kaputun altında 1.6 litrelik bir motorumuz var sevgili seyirciler ve bu motor 5000-6500 devir dakika aralığında 170 beygir güç üretiyor. 2000 devir dakikadan itibaren ise 250 Nm'lik tork değerine sahip. Maksimum sürat 232 km/saatte ve 0'dan 100'e 7.7 saniyede çıkıyor. 7 ile 8 ileri otomatik bir şanzımanımız var. Bunu da yolda denedik. Gerçekten vites geçişleri çok keyifli hissettirmeden geçiyor. Yine en önemli detaysa aracın tabii ki sessiz yapısı. Aracın ses izolasyonu konusunda oldukça fazla çalışmışlar. İçeride yol sesi neredeyse yok. Özellikle uzun yolda otobanda giderken bir kahve ver de içelim moduna geçebiliyorsunuz. Evet, araçla ilgili teknik detaylar da böyle. Şimdi içeri geçelim. İçeride neler var hep birlikte görelim. Aracın içine geçtiğimizde ilk gözüme takılan şey tabii ki ekranlar oldu sevgili seyirciler. BMW Live Cockpit adı verilmiş bunlara. 12.3 inç genişliğinde tamamen dijital bir kokpit ekranımız var. Buradaki göstergemiz var. İçinde her şey dijital ve tüm bilgileri hakikaten çok net okuyabiliyorsunuz. Çok şık görsellerle süslenmiş. Bir de 10.25 inçlik burada bir multimedya ekranımız var.
Burada navigasyonu, telefonu, birçok bilgiyi yine rahatlıkla görebiliyorsunuz. 100 metre sonra sola Sencim Caddesi sokağına ve hemen ikinci sokağa sağa dönünüz. Evet, gördüğünüz gibi navigasyonumuz bize yolda gösteriyor. Birazdan otelimize varacağız. Otobanda geldik. Çok sessiz bir yapısı var dedik içeride. Aracın motorunun gücüyle koltukların sizi sarması ve her şeyin sportif olarak sürücü odaklı tasarlanması o sportif ruhu yansıtırken aynı zamanda içeride bir ağırbaşlılıkla bir konfor da var, onu da söyleyelim. Kaliteyle beraber sportiflik çok iyi bir şekilde harmanlanmış. Buradaki multimedya ekranın altına bakacak olursak hava kanalları yerleştirilmiş yatay böyle dikdörtgen şeklinde çok zarif duruyor. Onun altında metal düğmeler ve yanında yine siyah diğer düğmeler yerleştirilmiş. Bunlar metal düğmeler, klima düğmeleri daha net, daha belirgin olarak gözüküyor. Evet, şu anda kalacağımız otele doğru devam ediyoruz. Alt bölüme baktığımızda ise telefonumuzu koyacağımız geniş bir alan var. Bu alanda aynı zamanda eğer uyumluysa telefonunuzu da kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Biraz geri gelelim. Burada bir joystick benzeri yuvarlak düğme var. Bu düğmeyle birçok işlevi çok rahat halledebiliyorsunuz. Sağa sola çevirebiliyorsunuz. Önünüzde Media, Home, Map gibi tuşlar da var. Bunlarla da menüleri rahat rahat seçebiliyorsunuz. Sol tarafta Start Stop Engine, yani motoru rahatlıkla çalıştırabileceğiniz bir düğme var. Onun önünde Start Stop tuşunu off yapacağınız, ESP'yi kapatacağınız, park sensörlerini kapatacağınız düğmelere yer verilmiş. Hemen arkasında ise sürüş modları var. Aracımızı eğer o sportif karakterine uygun olarak sürmek istiyorsanız Sport tuşunu seçebiliyorsunuz. Kalkarken motordan biraz ses gelmesini bekliyorsunuz. 170 beygirlik bir motordan bahsediyoruz ama inanın motor sesi içeri hiç gelmiyor. Özellikle parke taşlı bir yolda ilerliyoruz. Yol sesi de yok. Bu da sportif ve sessiz yapısının çok iyi harmanlandığını gösteriyor. Bunun dışında direksiyonun arkasındaki bu vites pedalcıkları yardımıyla da aracı isterseniz manuel olarak da kullanabilirsiniz. Ve daha sportif bir keyif alabilirsiniz bu araçtan. BMW'nin yine karakteristik özelliklerinden birinden daha bahsedeyim size. Özellikle sürücü ve yolcu tarafı gördüğünüz gibi bu kalın şeritle, kalın bölümle ayrılmış. Dolayısıyla burada aracı kullanırken sağda yolcuyu siz rahatsız etmiyorsunuz, o da sizi rahatsız etmiyor. Çok rahat aracı kullanabiliyorsunuz. Bu genişlik ve ferahlık arkada diz ve baş mesafesine de yansımış. Bu arada aracımızda çok güzel bir ses sistemi kullanılmış. Dolayısıyla uzun yolculuklarda keyifli bir yolculuk sizi bekliyor diyebiliriz. Bunlar benim araçla ilgili ilk izlenimlerim ve ilk gözüme takılanlar. Bunları sizlerle paylaştık. Şimdi isterseniz detayları Hakan Değerli'den alalım. Evet, araçta da söylemiştim, Hakan Değerli ile beraberiz. Şimdi aracın teknik detaylarını alacağız. Birçok teknolojik özellikle eklendi 3 serisine. İlk başta neleri sayabiliriz? Sürücü destek asistanlarından başlarsak. Sürücü destek asistanlarına başlarsak eğer, normalde bu çarpışma collision warning dediğimiz şerit tek ikazı olarak burada otomobilimize yeni olarak sunuyoruz. Ayrıyetten de normalinde öndeki otomobil mesafe algıladığı andan itibaren normalinde aslında şöyle bir şey var, radar öyle bir çalışıyor ki alt tampon kısmına entegre edilmiştir. Önde giden otomobili hem görüyor, aslında önde giden otomobilin de öndeki otomobili algılayıp reaksiyon zamanını en kısa bir şekilde, faydalı bir şekilde o sistemi devreye sokmaya yarayan bir sistemdir aslında bakılırsa. Öbür taraftan da aslında güvenlik olayı da yan yollardan çıkacak olan herhangi bir yayayı algılayıp her an bir frenleme olayını yine gidebilmesidir. Tabii ki bununla beraber de hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz bu sistemlerin. Normalde medium olarak, çok kuvvetli ya da en alt noktaya, o da tabii ki sizin kullanma tekniğinize bağlı olan bir teknolojidir, öyle söyleyeyim size. Şerit destek asistanının da çok iyi çalıştığını ve sürücüyü vibrasyonla uyardığını gördük. Evet. Bu sistem nasıl çalışıyor? Evet, şöyle bir şey var. Aslında normalde şeridi okuyor direkt.
O da okumasının sebebi yukarıdaki o ön camdaki kafasan dediğimiz olan bir sistemdir. O anda her şey olabilir. Bir dalgınlık ya da orada konsantre olmadığınız bir muhabbet sırasında sağa ya da sola bakarken bir anda biliyorsunuz normalde hafif bir direksiyon oynasanız da yine yüksek hızlarda tabii ki bunun için konuşuyorum. O anda ne yapıyor tabii ki şeritten çıkmaması için? Şeriti anla okuduğu andan itibaren çok güzel, hızlı bir şekilde ama tehlike yaratmayacak bir şekilde yine seni anında hop tekrardan kendi şeridinde tutmaya aslında nasıl söyleyeyim önem veren bir aynen düzeltmeye yardımcı olan bir sistemdir. Peki başka neler var? Yeni 3 serisine baktığımızda aslında bana şunu çağrıştırdı. Artık 3 serisi değil de neredeyse ben 5 serisine biniyormuşum gibi hissettim. Evet, çünkü büyüyen boyutlar var. Özellikle yerden yüksekliği biraz daha alçalmış. Aerodinamiği biraz daha artmış. Evet, kesinlikle güzel bir izlenim, doğrudur. Şöyle bir şey var. Sonuçta top olan modelimiz 7 serisi. Ondan sonra zaten 5 serisi geliyor. Şöyle bir şey var. 3'ün de bu ebatlarda bahsettiğim o diğer ürün gamındaki olan modellerimizden uzak kalamaz. O yüzden de onlara daha yakın oldu. Şöyle bir rakam söyleyeceğim. Zaten bir önceki modeline göre şimdiki yeni olan 3 serisi 4 santimetre daha büyüdü otomobilimiz. Hı hı. Yani tabii ki büyümesiyle acaba dezavantaj mı diye düşünürüz. Hayır. Daha konfor odaklı ki sportifliğinden asla vazgeçmez biliyorsunuz BMW. Ama şöyle de bir şey var. Konforu çok güzel bir şekilde entegre etti. Ki ayrıyetten de normalinde direksiyon tepkisi zaten bugün kullanacaksın. Orada da ne kadar hızlı bir şekilde sana karşılık verdiğini o elektrikli direksiyon orada da onu göreceksin. Çok büyük farklılıklar var bu otomobilde. Şanzıman da oldukça başarılı. 8 ileri otomatik. Biraz da teknik detaylardan bahsedelim orada. 8 ileri şanzıman. Bu şu anda gördüğünüz 3.20 ama 1.6 motor olarak geçiyor. 3 silindirdir bu arada. Evet, herkesin kafasında aslında 3 silindir. Bu tarz otomobili ki 1617 kilo o civarlarda otomobil ki 1,5 ton üzerinde. 3 silindir acaba bu verimli bir şekilde onun karşılığını alabilir miyiz diye düşünüyoruz ama inanılmaz bir atak otomobil. Çok güzel vites atışları var, daha doğrusu geçişleri var otomobilin. Ki ortalama olarak da şehirdeki yakıt da 6.6 litre o civarlarda 0'dan 100'e 7.7 saniyelerden çıkabiliyor ve bence gayet başarılı bir otomobil oldu diyebilirim iç serimiz. Şimdi özellikleri incelediğimde bir şey gözüme çarptı. Son 50 metreyi hafızaya alıp kendi kendine geri gidebiliyor. Ki hani biz bunu diğer BMW modellerinde dar alanda anahtarla aracı çıkarma gibi bir özellik görmüştük. Evet. Şehir içinde paralel parklarda özellikle iki aracın arasına girdiğinde çok işe yarıyordu. Şimdi 50 metreyi geri gidiyor. Evet. Diyor katalogda. Aynen. Nasıl çalışıyor bu sistem? Aslında şöyle bir şey var. O andan itibaren yavaş bir şekilde hareket ettiğiniz andan itibaren o ilk 50 metreye kadar ne yapıyor? Normalinde hafızaya alıyor. O hafızaya aldınız, otomobili bıraktınız ama şöyle bir şey de var. Bunun tabii ki bir de geri gitmek olayı vardır. Hı-hı. Şimdi bir remote gibi düşünün. Çünkü geri giderken aslında arka taraftan normalde tekerlekleri yönlendiriyoruz. Doğru mu? Evet. Otomobil orada geri sürüş asistanı bunu hafızaya aldığından dolayı aynı şekilde nasıl oraya girdiysen o 50 metreyi sana aynı şekilde yine tekrardan geriye doğru sürerek yardımcı olmaya çalışıyor. Hatta ki inanılmaz oluyor da. Şimdi şöyle sorularım var. Bu son 50 metreyi hangi süratlerde alıyor? Yani mesela ben otobanda gittim 120, yok, durdum. Orada son 50 metre hafızada mı? Yok, aslında şöyle bir şey var. Yani 120 km hızla gidiyorsan zank diye durmazsın normalinde. Doğru bir limite düşüyorsun 30 km km/h'ya kadar aslında. Bu da tabii ki nedir? Park ararken yavaş bir şekilde normalde 50 ile gidiyorsan zaten 50 gitmeyeceğine göre geriye sana ne yapıyor? O dar alanlarda, o düşük hızlarda sana yardımcı olmaya çalışıyor. Ki ebat büyüdüğü için de bu sefer de o kullanıcı için tabii daha da zor olacağından dolayı sana burada da adı üstünde geri sürüş asistanı. Aslında destek sistem olarak. Peki 30 ile gidiyorum. Son 50 metreyi hafızaya aldı. Evet. Sonra ben geri vitese taktım. Evet. Direksiyonu bıraktım. Evet. Sadece gaz ve fren bende yanılmıyorsam. Şöyle bir şey var. İleri gittin. Pozisyonunu algılıyor. Ondan sonra geri vitese taktın. Zaten öndeki ekranda göreceksin. Orada bir düğme vardır fonksiyon olarak. Geri sürüş asistanı olarak. Onu aktif hale getiriyorsun. Ondan sonra elini direksiyondan çekiyorsun. Normalde otomatikle biliyorsun otomobil otomatikmen hareket etmeye başlar gaza basmadan.
Yine de güvenli olabilmen için de senin ayağın her seferinde fren pedalının üzerinde olacak. Herhangi bir müdahalelerde hemen senin de aksiyon almanı istiyor ki ekranda zaten geri görüş kamerası var. Bir de yandaki seziciler de var. Ne oluyor, ne bitiyor orada? Ya ben böyle söylüyorum ama Murat, istersen gel, etap hazır. İstersen gel orada beraber deneyelim. Evet, hemen deneyelim. Hakan'la beraber o geri sürüş destek sistemini ben de çok merak ettim. Hep beraber izliyoruz. Murat, şimdi gidiyoruz. Şu andaki hızımız, yani içeride otoparkta olduğumuz için 9-10 km ile şöyle bir direksiyon çeviriyorum. Yine sola doğru. Burada durdum. Tamam mı? İlk etapta tabii ne yapıyorum? Şimdi geri vitesi taktım. Şimdi ekrana gördüğün şurada sağ tarafta menü var. Geri sürüş asistanlığı geçiyor. Ben bunu şimdi aktif hale getirdim. Dikkat edersen bak direksiyon oynadı ve ayrıyeten de yeşil ışıklar da yandı. Yani çarpma riski falan olursa sana direkt burada ne yapıyor? Kırmızı olarak da gösteriyor. Yani uyarıyor. Mümkün olduğu kadar yani her yerden sana uyarıyı vermeye çalışıyor. Şimdi ayağım fren üzerinde. Ayağımı çekiyorum frenle. Ellerimi de direksiyondan çektim. Şu anda hafızada. Dikkat edersen direksiyon da oynuyor. Ne kadar hassas ve hızlı bir şekilde karşılık verdiğini görüyorsun değil mi? Ve ara yerlerden. Ve bu arada ekrana bakarak da takip ediyorum. Yan aynalara da bakıyorum. Sağdan soldan gelecek olan herhangi bir tehlikeyi de gözetlemem gerekiyor. Değil mi? Şimdi bıraktığımız yerde aynı şekilde gelecek. Dikkat edersen de bak burada aracın arkasında animasyonda da gösteriyor. Son 9 metre, 8 metre. Hafif gaza basıyorum çünkü eğimli yukarı doğru. Dikkat et. Okay. Stop. Sana uyarı verdi, gördün mü? Son 1,5 metre olarak geldi. Şu anda durduk. Yani başladığımız yere kadar bizi getirdi. Kesinlikle. Peki hemen bir soru. Biz böyle geri geri giderken arkaya bir çocuk, bir başka büyük yaya, bisiklet çıkarsa? Orada gördüğün gibi anında direksiyona uyarı veriyor ve frenlemeye geçiyor. Kendi yapıyor freni. Kendisi yapıyor, aynen. Evet, gayet emniyetli ve başarılı bir sistem. Kesinlikle. Ama şöyle de bir şey var. Ne kadar güvenli sistem olursa olsun bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ana sistem her zaman kullanıcıdır. Evet, güzel mesaj. Otonoma çeyrek kala yine de sürücü bütün işlerden sorumluyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, Hakan Değerli'ye de teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğu teknik bilgilerden dolayı yeni 3 serisini size kısaca anlatmaya çalıştık ama tabii ki İstanbul'da daha geniş bir vakitte daha detaylı denemeye çalışacağız. Direksiyon üzerinde de modlar var, görüyorsunuz sürüş asistanları var. Bunlar nasıl açılıyor, kapanıyor? Özellikle ben buradaki ekrana bayıldım. 7. jenerasyon olduğunu söyledi Hakan. Çok net bir görseli var. Bu da tabii ki hem konfor hem de güvenliği artırıyor. Evet, İzmir Şirince'den yeni 3 serisinden aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. Haftaya başka bir testte görüşmek üzere.